bugün Kayaca evindeyiz. Gökhan Gedik'le birlikteyiz. Merhaba, sahibiyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kayaca evi ne zaman açıldı? Gökhan ilk önce kendinden bahsetsin bence. Ondan sonra Kayaca evine giriş yapalım. Şimdi aslında sen dahil birçok insan beni tanıyor ama 20 küsur yıldır başka illerde yine hizmet sektöründe işletmecilik vesaire başka işlerle uğraştım. Sonra yine baba toprağına döndük. Buranın hikayesi aniden gelişti. Yüzyıl Caddesi üzerinde böyle bir şey de yoktu. Değişik bir şey yapalım dedik. Kardeşimle beraber ani bir kararla burayı hizmete soktuk. Tabii daha önceki yaptığımız işlerin deneyimini de buraya aktarıyoruz. Şimdi bazen şunu diyebilirsiniz, bir çay ocağının ne kadar deneyimi olabilir? Tabii bizim de kendimize göre fark kattığımız alanlar, noktalar bulunmakta. Tost satıyoruz. Şimdi tost ne kadar olabilir diyebilirsiniz. Tereyağlı. Kasap sucuk kullanıyoruz. Ondan sonra kaşarımızı özel kullanıyoruz. Ekmeğimiz özel. O lezzeti yakaladık. Bütün tostlarımızı özellikle kekik ve Antep isteyenlere tabii Antep salçası kullanmaktayız. Diğer isteyenlere göre de işte ketçap, mayonez vesaire. Ama çayda kesinlikle kaliteden taviz vermiyoruz. En iyi markalarla, harmanlarla diyelim. Yolumuza devam ediyoruz. Sabah 7'den itibaren çayımız var. Akşam 8.30-9'a kadar da hizmet veriyoruz. Peki Gökhan, hani buranın konsepti çok farklı bir konsept aslında. Evet. Şimdi, bir özelliği var. Evet, gelenler biliyorlar, gelmeyenler de biraz sonra sayenizde öğrenecekler. Şimdi biliyorsunuz insanlar doğa manzara resimleri asıyorlar. Sıradan basit oluyor. Tabii herkesin zevki kendine göre değişiyor. Ama düşünün, biz 70 kuşağında doğduk. Sinema filmleri, Yeşilçam sinema filmleri çoğu siyah beyaz olmak üzere hayatımıza girdi. Hollywood filmleri de dahil. Burada duvarlarda gördüğünüz gibi işte mesela karşı sol tarafta gördüğünüz gibi biraz sonra gösterebilirsiniz bunu. Kötü adam, kötü kadın karakterleri var ki aslında sinemaya çok emek vermiş hoş insanlar. Bu tarafta da işte Yeşilçam'dakiler üniversiteye gitse nasıl olurdu gibi bir konsept vardı. İşte bunu buralara yansıttık. Sadri Alışık filmleriyle büyüdük. Cüneyt Arkınlar, Filiz Akınlar. Şimdiki dizilerden veyahut da yapılan sinema filmlerinden izledikten sonra 3 gün sonra aklınızda bir şey kalmıyor. Ama bugün yine eskileri konuşmaya kalktığınızda ya bak şu filmde de şu vardı ya da işte bir Cüneyt Arkın'ın, Filiz Akın'ın repliklerini kullanabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Ama şimdikilere bakıyorsunuz, kelime kullanımı kısıtlı filmler daha basit. Yani küçümsemeyelim de eskilerin tadı biraz daha farklı. Onun için biz de işte dükkanımıza bunu yansıtmaya özen gösterdik. Arka tarafta göreceğiniz de işte Şener Şenler, Kemal Sunallar. Tabii elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Şimdilik bu kadar. İşte bahçemizi yapıyoruz. Şimdi bahçe deyince tabii kafanızda öyle garden falan kurmayın. Küçük yeşil bir alan yaptık. Onu süslemeye çalışıyoruz. Budur. Peki Gökhan, sadece beyler katılmıyor kafeteryaya ayrıyeten. Kesinlikle. Bunu da açıklarsın. Şimdi tabii onu da söyleyelim. Şimdi çay ocağı dendiği zaman genelde işte biz bu yüzden çay ocağı demeyelim. Biz dükkanın özellikle ismini Kaya Çayı koyduk. Çünkü konseptimizde sadece erkekler yok. Bay bayan herkesin çok rahatlıkla gelip oturabileceği, ücretsiz internet ortamından faydalanabileceği nezik küçük bir yer yaptık. Yani tabii takdir hizmeti alanların. Şimdi biz ne desek boş.
Peki Gökhan. Rahatsız olduğun, sıkıntın olduğu ya da ben şu konudan gerçekten çok rahatsızım dediğin Yalova ile ilgili varsa bak bu canlı yayın. Oh shit, oh dang, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Cirque du Soleil. This is not the album either, these are just a dope. Gerçekten her yere evet. Ulaşacak, senin evet. De en azından vesilen olsun. Şimdi şöyle, tabii ki Türkiye'nin başlıca en büyük sorunu olan yabancılar sorunumuz var. Ama tabii biz şimdi yaşadığımız yere bakalım. Yalova'da çok ciddi bir trafik sorunu var. Altyapımız yok. Geçenlerde okuduğum gazetenin birinde yaklaşık şu an 62 bin tane Yalova'da kayıtlı araba gözüküyor, bu kayıtlı olanlar. Bir de kayıtsız olanları düşündüğümüz zaman bu araba sayısı 75 bin civarında. Şimdi Yalova'da baktığınız zaman giriş çıkış dahil iki ana arter var. Birinden giriyorsunuz, birinden çıkıyorsunuz yani ve tıkanıyor. Şehir şişmiş durumda. Burada yetkililerin yapması gereken nedir tam olarak bilmiyorum ama örnek alınabilecek iller ya da ülkeler bazında prototipler geliştirilerek burası değiştirilebilir. Çünkü Yalova çok sığ. Yol yok. Alternatif yol olmayınca da şişiyor. Zaten hani Yalova'da bizim araba kullanma gibi bir lüksümüz yok. Tamamen bisiklete endeksli bir hayat sürdürüyoruz. Ama işte maalesef araba trafiği günlük hayatımıza yansıyor. Mesela burada gördüğünüz üzere ana cadde üzerinde minibüs yok. Ve en büyük sorunumuz minibüsçüler. Hem trafiği yavaşlattıkları gibi hem de kendi çaplarında bir mini terör yaratıyorlar. Sürekli bir korna, istedikleri yerde durma, yol vermeme gibi eylemler içerisinde ve ben Yalova'dan yaklaşık 6 ay oldu. Bu 6 ay içerisinde de İşte trafik zabıta ya da trafik müdürlüğünün ekiplerinin herhangi bir minibüslere karşı bir yaptırım uyguladığını görmedim. Yani bu en başta sıkıntılarımızdan biri trafik. Yani benim sorunum trafik diyorsun yani şu an. Beni çok etkilemiyor. Yani dediğim gibi ben bir yere gitmiyorum ama genel anlamda bu ve Yalova hak ettiği değeri maalesef bulamıyor. Yani bunun için daha çok çalışma yapılması gerekir. Ve Yalova'da ev kiraları çok fahiş. Yani tabii yabancıların ve öğrencilerin çoğalmasıyla beraber çok yüksek miktarlarda kira fiyatları oluşmuş durumda. Tabii buna bir çözüm bulunur mu? Yok, bulunmaz. Para tatlı geliyor diye. Peki, teşekkür ediyorum Gökhan. Ben teşekkür ederim. Son bir sözünü alalım, ondan sonra yayınımızı bitirelim, bir tamam. Konseptimizi çekelim. O zaman şöyle diyelim, çay var içersen, tost var yersen, wifi var bağlanırsan. Teşekkür ederim. Ediyoruz çok. Oh shit, oh dang, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Cirque du Soleil. This is not the album either, these are just a dope. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet, şu an konseptimizi şöyle, biraz önce bahsedilen konseptimizi şöyle bir geziyoruz. Gördüğünüz üzere bu yıldızlarımızın gençlik halleri. Gençlik, üniversiteye gitselerdi nasıl olurlardı konseptinde bir çalışma. Burada Atatürk'ümüz evet. Var. Olmazsa olmazımız. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir bahsetmiş olduğum. Peki bunun bir esprisi var demiştiniz. Şöyle bunun esprisi. Sevgili Armand Tuna ile beraber bir gece kafa patlatıyorduk. Aslında Lord of the Rings'tir o yüzüklerin efendisinden geliyor da. Biz öyle kendi çapımızda hani lordlar içecek için savaşıyor tadında. Espri olsun, resim çok hoşumuza gitti. Tabii bu kadar klasiğin içerisinde şu an son 3-4 yıldır en gözde olan ne vardı diye düşünürken bu çıktı karşımıza. Bizim de severek takip ettiğimiz bir diziydi. Buradan yola çıkarak bunu yarattık. Bunda da bir ilginç bir durum var. Şu anda da bir ilginç durum var. Peki bunu aslında
açıklaman lazım Gökhan. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Ya aslında baktığınız zaman hepsi kötü karaktermiş gibi görünse de bir bakın yadigar ejder. Erol Taş, Hüseyin Beyda, ondan sonra Ali Erona. Evet karakter olarak çok sertler ama bir baktığınız zaman Babacan, Anaç gerçekten bu ülkeye çok güzel eserler katmış insanlar. Evet. Şimdi, Adile Naşit'i tabii yine hürmetle anıyoruz. Şimdi bu konsepte aslında şöyle bir açıklama yapılmıştı geçen sefer açılışta. Onu sana hatırlatmak istiyorum. İki tane hem erkek hem bayan da kötü karakterlerin arasında neden Adile Naşit var denmişti. İyi her zaman kötüyü bastırır diye bir şey söylemişti Arman orada bize. Gerçekten güzeldi. Çok da doğru söylemiş. Gerçekten. Ayrıca yine Atatürk'ümüzü görüyoruz. Evet, birazdan dış konsepti de size tanıtacağım. Şöyle bir hafiften geçiş yapayım. Burası Kaya Çay Evi. Dış mekan. Müşterilerimizle oturuyoruz zaten, görüyorsunuz. Dış mekanımız böyle. Tabii yakında, yakında yenilenecek. Evet. Kışlık bir hale getireceğiz. Kışınla rahatça oturulabilecek. Müşterilerin gerçekten çok beğenerek burada geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Ben çok teşekkür sağ ol. Ediyorum. Hoşça kal diyorum. Görüşmek üzere.